Lezzete dair kanalımın bugünkü tarifi fıstıklı irmik helvası. Bu tarifte şerbet hazırlamıyoruz. Hepsi aynı tencerede olacak şekilde çok pratik bir helva tarifim var. Hem pratik hem de şahane bir helva tarifi oluyor. Sizlere mutlaka tavsiye ederim. Denedikten sonra yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Helva yaparken kalın ve geniş tabanlı olacak şekilde tencere kullanın. İster çelik, isterseniz de bu şekilde teflonda kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı. Yağımı ısıtıyorum. 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık kullandım. İsterseniz helvanızı sade de yapabilirsiniz. Fıstıkları fazla kızartmadan hemen irmiğime ekliyorum. 2,5 su bardağı ince irmik kullandım. Orta ateşte irmikler ve fıstıklar rengi kızarana kadar kavuruyoruz. İrmikler kızarınca fıstıklar da kızarmış olacak. Önceden kızartmanıza hiç gerek yok. Orta ateşte sürekli dipten karıştıralım. Helvamızın rengi kızarana kadar bu işlemi devam ediyoruz. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimler tuşu da açarsanız yeni tariflerimden anından haberdar olursunuz. Tarif hakkında da yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi orta ateşte sürekli karıştırarak helvamızı kızartmaya devam ediyoruz. Helvanızın kızarması size bağlı. Siz isterseniz daha da kızartabilirsiniz. Renginin pembeleşmesi benim için yeterli olacaktır. Helvanızın kızarması da size bağlı. Siz eğer kısık ateşte hazırlarsanız helvanız biraz daha uzun sürebilir. Ben yüksek ateşte ve sürekli dipten karıştırarak hazırladım. Yaklaşık bir 10 dakikamı almadı. Çayınız demlenmeden helvanız hazır oluyor. Bütün İslam aleminin Miraç kandili mübarek olsun. Ben kandil için hazırladım ve 7 tabak çıktı. Eğer daha az yapmak istiyorsanız kanalımda farklı videolarda mevcut. Videonun sonuna ekleyeceğim, oradan da izleyebilirsiniz. Veya malzemeleri yarıya indirerek de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Ve gördüğünüz gibi helvamın rengi kızarmaya başladı. Bu şekilde yayıyoruz ve kaşığımızın tersiyle düzelterek sürekli karıştıralım. Helvamın rengi döndü ve videoda da gördüğünüz gibi kızardı. Sizlere şöyle yakından gösteriyorum ve 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Bir kere karıştırıyorum ve 3 su bardağı su ekliyorum. Normal içme suyu. Suyu eklerken dikkatli bir şekilde ekleyin, sıçrayabilir elinize veya yüzünüze. Bu şekilde orta ateşte 1-2 dakika kadar kaynatıyoruz. Bu esnada videomu hiç kesmeden çektim. Suyu hemen buharlaşıyor, videoda da gördüğünüz gibi. Bu şekilde suyunu çektikten sonra ocağımı kapatıyorum. Hafif sulu olacak şekilde.
Kapağını kapatıyoruz ve bir 10-15 dakika kadar helvamızı dinlendiriyoruz. Helvam dinlendi ve kapağını açıyorum. İlk önce karıştırıyoruz dipten. Tam kıvamında bir irmik helvası oldu. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Benim kullandığım kalıptan 7 tabak çıktı. Tabii siz daha küçük veya daha büyük yaparak da değişebilir. Bu şekilde tabağı çeviriyorum. Bir kase kadar boyutu. Kase ile de bu şekilde çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi fıstıklarım iyice kızardı. Eğer daha önceden kızarsaydık fıstıklarımız yanacaktı. Hepsini bu şekilde tamamlıyorum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bu helva tarifi ister çay saatlerinizde, isterseniz de bu şekilde kandil günlerinde yapıp komşularınıza dağıtabilirsiniz. Canınız tatlı çektiğinde de hazırlayabileceğiniz pratik tatlılardan bir tanesi. Bizim evin en kolay tatlısı ve en çok sevilen tatlısı irmik helvası. Sizin de mutlaka evinizin sevilen bir tatlısı vardır. Mutlaka bu irmikli helvamı da deneyin diyorum. Denedikten sonra yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Dediğim gibi videomun sonuna ekleyeceğim. Daha az malzemeli helva tarifleri de yapabilirsiniz. Sizlere şöyle kıvamını gösterdim. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet, şifa olsun diyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Esenlikle kalın.